selamlar ve sevgili dostlar. Burası Karadeniz sahil yolu. Bulunduğumuz yer Yalıköy'den hem bir yerdeyiz. Burada annemizi ziyarete gitmiştik. Hastanede hasta diye bir bakalım dedik. Ancak dönüşte burada bir mola veriyoruz. Mola verdiğimiz yer çok güzel bir yer, serin bir yer, deniz sahili. Karadeniz sahil yolu üzerindeyiz. Ancak gördüğünüz gibi burada böyle yoldan geçen dostlar, arkadaşlar şöyle daha yakından görecek buralarda böyle piknik yapmışlar. Şu vaziyete bakın sevgili dostlar. Şu güzelliğin içindeki şu rezilliğe bak. Bakın olduğu gibi çöp. Piknik yapan dostlarımıza sesleniyorum. Çocuklarımıza da öğretelim. Bakın burada hiç girilecek yer yok çöpten. Şöyle bakın. Çocuklarımıza da öğretelim. Gittiğimiz yerde seni tutalım. Burada ne ararsan var bakın. Buyurun burada tavuklar yumurtlamış. Gezersek çok fazla şeyler var bakın. Buralara işte domates bilmem ne yapmış. Gezsek daha neler görürüz. Soğanları atmışlar falan. Şeylerle atmışlar bir şeyler. Ya bu kadar olmaz. Burası yok. Burası da böyle bu vaziyette. Allah bize insaf versin, bize merhamet versin. Şu vaziyete bakın sevgili dostum. İnsan üzülüyor. Yoldan geçiyorum, 5 dakikalık uğradım. Yani buralar bize yakın olsa da buraları temizlesek. Ben şimdi buraya temizleyecek ne gücüm var, ne zamanım var. Öyle. Şuralara bak ama. Yer çok güzel. Mevki çok güzel ama maalesef temizlik bilmiyoruz. Allah rızası için. Gören arkadaşlarım, gören kardeşlerim, videoları izleyen kardeşlerim lütfen. Gittiğimiz yerleri temiz tutalım. Türkler temizdir. Biz temiz insanlarız. Bu bize yakışmaz. Yani bu kadar gittiğimiz yeri bu kadar harap etmek bize yakışmaz ya. Biz temizliğimizle bilinen insanlarız. Biz dünyada su kullananların en fazla steril gezen insanlarız. Yurt dışında birçok ülke vatandaşlarıyla beraber olduk. Ama ne yazık ki işte bunları yabancılar gelip yapmadı. Bunları da biz yaptık. Bizim suçumuz. Yolun üzeri böyle batıyor. Keşke bunlara ceza verecek bir mevzi olsa da merci olsa da yani buna bir ceza verse. Burası dünyanın en güzel yerlerinden birisi diyebilirim. Az önce Yalıköy yazıyordu. Şöyle bakın çok güzel bir yerleşimleri. Yoldan geçenlerin dinlenme yapabileceği güzel bir yer. Ama maalesef bu durumda. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum ama insanın içi gidiyor sevgili dostlar. Bu güzelim yeşilliğin içinde bu kadar rezilliği görünce, bu kadar çöplüğü görünce insan ister istemez üzülüyor. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyor. Bunları gören dostlarımız, çocuklarımıza öğretelim, kendimizde kullandığımız yerleri temizleyerek öyle ayrılalım. Saygılar sunuyorum. Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.